Benimle bir gün yeni bölümüne hoş geldin. Şu an saat 7, güneş ortada yok, havada biraz kapalı zaten. Bugün halihazırda birikmiş işlerim var, onları bitirmek istiyorum. Madem bu kadar iş var, dedim bir vlog çekeyim. Hem bazı şeylerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Birlikte bir gün geçireceğiz, umarım keyif alırsın. Şu an saat 7, ilk olarak sobayı yakmam lazım. Her sabah yaptığım ilk iş odur. Ardından kahvaltımı hazırlayacağım ve güne başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltıya. Kestane bol. Kalktığımda baldan sonra ilk yaptığım şey bir büyük bardak su içmek. Çok şükür. Bir ferahladık için. Kahvaltı için. Eğer teksem ve hemen işe geçmem gerekiyorsa bütün her şeyi bir tabakta topluyorum ve yiyip kalkıyorum hemen. Çayımı genellikle French press'te yapıyorum. Aynı bitki çayı demler gibi. O güzel aromasını almak için. Burada neredeyse 5 dakika kadar demlenmesi yetiyor. Suyu kaynatıyorsun. Bunun içine döktükten sonra 1 dakika bekliyorsun. Çayı üstüne döküyorsun ve bunu 1-2 kere pompalayıp bırakıyorsun. Şöyle çekerek bırakıyorsun. O güzelce demleniyor içinde. En sonunda son kez basarak çayını süzüyorsun. Harika sonuç alıyorsun. Böyle bir an önce yemek yemek isteyenler, kahvaltısını yapıp evden çıkmak isteyenler için birebir yani. Diğer yandan burada bir omletim var. Ekmeği de içinde. Çörek otunu çok severim ben yumurtada. Çörek otunu önce yağda biraz kızartıyorum. Daha sonra birkaç tane baharat. Omletin üstüne de domatesten, biberden yapılmış bir kahvaltılık sos var. Ondan koyuyorum. 2 dilim de peynir yeter. Şimdi şu kahvaltıyı bir an önce yiyip hemen işlerimize geçelim. Güneş yüzünü gösterdi. Bu battaniyeyi hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Benim diktiğim, dededen kalma bir battaniyenin kazak versiyonu. Ve şapkası da var burada. Şimdi bunları güneşe asacağım. Çünkü kış geliyor. Onların güzel böyle rutubet kokusu vesaire bir şey varsa hepsi gitsin. Güneşte tazelensin diye. Onu böyle bir güneşe asayım. Hazır güneşte çıktı. Ondan sonra işlerimize geçeceğiz. Liste yaptım. Listede bir sürü iş var. Bugün onları yapmaya çalışacağım. Madem birikti. Hem bir vlog olur hem de işleri gösteririm. Orada yapılacakları. Belki bilmediğin şeyler de çıkabilir içinde. Evet, silindir bandanamı taktım. Genelde uzun saçlılar bir şekilde o saçın önüne gelmesini engellemek istiyor. Çünkü kaşındırabiliyor da böyle bir iş yaparken elim hele kirliyse. Yemek yaparken veya toprakla uğraşırken saçımı düzeltemiyorum. En iyisi bu silindir bandanalar. Bir de kırsalda yaşıyorsan, toprakla uğraşıyorsan muhtemelen de terliyorsundur. Şöyle alın bölgesindeki teri de tutarak göz eğilmesini engelliyor. O yüzden fonksiyoneldir. Bunları kendim dikiyorum. Ya kumaş alıyorum. Aldığım, beğendiğim kumaşları dikiyorum. Ya da eski tişörtlerimi. Bu mesela eski, bak farkındasın, böyle bir deliği de var ama. Bu merinos yündür. Kışında sıcak tutuyor. Çift katlı yapmıştım. Şöyle bak. Buna silindir bandana deniyor. Bu şekilde kullanabiliyorsun. Mesela gösterelim. Bir yandan kafanı kapatıp bir yandan ağzını kapatabiliyorsun böyle. İstediğinde çıkarıp bunu koluna da takabilirsin. İstersen direkt boynunda kalabilir. Sadece ağzını kapatabilirsin. Mesela motor sürücüleri genelde bunu kullanırlar. Şöyle. Hem boynunu korur soğuktan, rüzgardan, hem ağzını. Ben genelde böyle kafama kullanıyorum işte. Saçlar uzun olunca bir şekilde bunları kontrol etmen gerekiyor. Bu arada sakallarım hep böyle yamuk gibi gözüküyor ama çok uzun olduğu için ve bir tarafa yattığı için şu taraf böyle biraz yatık gözüküyor.
Onu çözemiyorum maalesef. Ya keserek o yamukluğu düzelteceğim ya da şöyle toparlayacağım işte. Şöyle. Genelde kes diyenler oluyor ama kışın gerçekten güzel koruyor yüzümü. Ve tabi bu kısmı rüzgar gelişini engelliyor. Saçta keza aynı şekilde. Çok soğuklarda açıyorum onu. Ensemi falan koruyorum. Evet, liste yaptım bugün. Soya fasulyeleri var, toplamıştım. Daha önce göstermiştim. Onların kabuklarının ayıklanması işlemi var. Onda da bir yöntem var, onu göstereceğim. Hurmaları toplayacağım. Hemen şu arkada hurmalar var. Artık yapılışını göstermiştim. Şöyle bir kısma, kartlar kısmında o videoyu gösteririm. Hurma nasıl kurutulur diye göstermiştim. Şu anda kurumuş hali artık. Bunların istiflenmesi zamanı geldi. Onları toplayıp istifleyeceğim. Muşmula'yı biliyorsunuzdur. Döngel, tengel. Başka yeni dünya diyenler de var. Bölge bölge. Aslında iki meyveyi çok fazla isim benzerliği var. O sarı Malta eriğiyle bu muşmula dediğimiz kahverengi olan meyveyi isim olarak çok fazla birbirine karıştırılıyor. Karıştırılıyor demeyeyim, bölge bölge farklı isimler söylenebilir. Ben bunu kabullenmişim zaten. Ancak bizim bölgede o sarı olana muş deniyor. Yani Malta eriği, yeni dünya. Üç ismi var bizde. Benim bildiğim daha doğrusu. Bu göstereceğim ise kahverengi olana beş bıyık da deniyor hatta. Ona da muşmula, döngel, tengel, hengel. Azerbaycan'da da farklı kelimeler vardı. Ezgil de herhalde. Aynen, ezgil olması lazım. Neyse, muşmuladan şu an çok yumuşadılar muşmulalar. Ziyan olsun istemiyorum onları. Direkt öyle yemek bazen zor olabiliyor çünkü çok fazla çekirdeği var. Ondan bir ezme yapacağız. Çok basit zaten, onu göstereceğim. Daha sonra kivi toplamıştım. Önceki videoda göstermiştim. Kivilerden biraz kuru yapmak istiyorum. Kuru kivi. Onun yöntemini göstereceğim. Hazır güneş var. Direkt güneşe koyacağım onu da. Çayın içinde patika yollar var. Yani çayın içinde yürünebilir yollar var. O yollar iki taraftan çayla çevrili. O çaylar çok fazla kapattığı zaman yürürken mesela ıslak zamanlarda paçaların, pantolonun ıslanabiliyor. Islak zamanlarda da yürüyebilmek için o yolları biraz genişleteceğim. Rahat yürünebilir yollar haline getireceğim. Bir tane motor var bende. Onu da muhtemelen gösteririm. Bugün bayağı işim var. Eğer vakit bulursam bir tane kızılağaç ayarlamıştım arazinin aşağısında odun yapmak için. Onu keseceğim ve buraya taşımaya çalışacağım. Bir yandan da kışlık odunları devamlı tazelemem lazım. Tabii belli bir kışlık odunum var ama devamlı kesilebilir. Burada odun olarak yakabileceğim ağaçlardan keserek odunumu yapmam gerekiyor. Evet, hızlıca soya fasulyesiyle başlayalım. Biraz ayıkladım onları. Ancak bunları güzel de sıkıp şu keselerin patlamasını istiyorum. İçindeki soyaların çıkmasını istiyorum. Daha önce Instagram'da göstermiştim. Bunlardan çerez yapıyordum. Bunun için bir eldiven takacağım. Şimdi öncelikle böyle kabasını bir alacağım. Bu kısımları önce bir kenara alacağım. Daha sonra tekrar üstünden geçeceğim bunları. Önce şöyle. Bak şimdi bir yöntem göstereceğim. Bu rüzgarlı havalarda daha güzel oluyor. Şöyle atarken üflüyorsun. Atarken üflüyorsun. Bak. Güzel. Üflerken de o hafif olan yaprakların hepsi uçuşuyor. Tozların hepsi uçuşuyor. Bak şimdi. Böyle de üfleyebilirsin. Hafif olan bu kesecikler uçuşuyor. Böylelikle altta kalan tohumlar oluyor. Soya fasulyeleri. Bir an önce bitirmek istiyorum. Ondan sonra bunları kavanoza koyup saklayacağım. Daha sonra bir çerez yaparız muhtemelen. Güzel kavururum. Evet, bu kısımları da atmıyorum. Tabii doğaya da karışabilir ama bu akşam benim ateşimi yakmamda büyük bir yardımcı olacak. Bir küçük kıvılcımla ateşim bir anda yanacak. Onu şöyle kovaya koyuyorum. Evet, soyaları ayıklama işim bitti. Kovada da samanları var. Bunları da yakacağım. Soyalarım da işte böyle. Bunlar güzel suya koyulacak. Bir güzel yıkanacak. Tekrardan böyle kurutacağım. Daha sonra da kavurup yiyebilirim. İstersem ya da yemek yapabilirim. Duruma göre değerlendireceğim. Yüksek protein içerir bunlar. Çok güzeller ya. Şimdi bunları kaldırıp hurmalara bir an önce geçeyim. Onları da aradan çıkarayım.
Evet. Şimdi hurmaları nasıl kurutulur diye kartlarda sana bırakacağım. Oradan bakabilirsin. Son olarak işte kurumuş hali bu. Gördüğün üzere. İyicene büzüşüyor. Ve çok fazla da sıkamıyorsun. Aynı böyle kuru incir ya da kuru kayısı kıvamında olması lazım. Gördüğün gibi bak. Yumuşacık oldu. Harika bir kıvam var şu anda. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sene gerçekten bunları kuruturken çok zorlandım. Çünkü mevsim tam istediğim gibi gitmedi. Normalde 2 hafta boyunca pastırma yazı dediğimiz o sıcaklıklar olurdu. Ancak hiçbir zaman 2 haftayı yakalayamadık. Yağmur yağmaya başladı. Bunları içeri aldım, dışarı çıkardım derken nemlilik oluştu bazılarında ve bazılarında küflenmeler var. Şimdi zaten ayıklarken tek tek kokusuna bakarak ya da üstüne bakarak küflü olanları ayıracağım. Şimdi hurma nasıl ayıklanır, kuruduktan sonra nasıl ayıklanır diye onu göstereceğim. Bak işte normalde böyle sapıyla kurutmuşum. Tabii bu böyle yanmıyor. Bunu alıyorsun ve şöyle çıkarıyorsun. İşte bu. Bu kadar. Bak. Bir zamanda arılar geldi. Dışarıda asılıyken arılar bak bundan yemiş mesela. Bak parça parça almış. Almasını sorun etmem. Yesin tabii ki de ama ben bunu şimdi yiyemem. Çünkü bak içinde de küflenme var. Bu direkt kokusunda zaten belli oluyor. Bu işlemi yapmadan önce ellerini güzelce yıkaman gerekiyor. Çünkü üzerine herhangi bir bakterinin bulaşmaması lazım. Saklayacaksın bunları. Herhangi bir bakteri üzerinde nem bulduğu zaman üreyebilir. Bunları nemletmemen gerekiyor kuruduktan sonra. Bunlar bitti. Diğerlerine geçeceğim şimdi. Diğerlerine geçmeden bir tane yiyeyim. Bu var ya kesinlikle baldan daha tatlı. Ya bu bir tane ye bundan. Tamam. Harika. Şeker komasına sok arada. Elemeye gibi yok. Diğerlerine geçeyim. Hala kurumakta olan biraz daha var. Yani bu sene gerçekten az kurutabilmiş oldum. Ama tatları şahane. Harikalar ya. Şunun güzelliğine baksana. Daha bunlarla ilgili tariflerim var. Onları da ilerleyen süreçlerde göstereceğim. Instagram hesabından da görebilirsin. Oradan takip edebilirsin beni. Bunlarla ilgili güzel barlar yapıyorum. Çayın yanına yemelik dolgulu tatlılar yapıyorum. İlerleyen süreçte görürsün. Şimdi bunları da kaldırayım ve diğer işlere bir an önce geçelim artık. Şimdi sıra geldi muşmulaya bak. Biz burada buna muşmula diyoruz. İstanbul'da yaşarken de bunu muşmula olarak bilirdim. Daha sonradan farklı coğrafyalarda döngel, hengel, töngel. Ondan sonra yeni dünya diyen de oldu. Muş diyen de oldu. Yani yöresel olarak çok fazla isme sahip bu. Bu o değildir. Bunun ismi farklıdır deyip de boşu boşuna kendini yorma. Çünkü yöre halkı eğer belli bir çoğunluk bunu bir ismiyle biliyorsa o yörede o demektir. Yani sonuçta dil anlaşmaktır. Hani bunu değiştiremeyiz. Beş bıyık diyenler de var buna. Azerbaycan'da ezgil diyen de var bildiğim kadarıyla. İşte şurada beş bıyık diye bu bıyıkları şunlara beş bıyık deniyor. Bunlar bıyık olarak görülüyor. Bunu en basit yeme şekli. Önden açmak yerine arkadan şuradan bir açık yapıyorsun. Buradan vakumluyorsun. Şimdi ben bunları süzgece koyacağım ve bunlardan ezme yapacağım. Çok fazla çekirdekli olduğu için bunu en kolay böyle tüketebilirsin. Ezme olarak yaparsın. Süzgece koy ve ez gitsin. Acaba ez gitsin dedim ya şimdi aklıma geldi. Acaba ezgil de oradan mı geliyor ha? Azerbaycan, duy beni. Oradan mı dediniz acaba bunu ezgil? Ezgil ne demek? Bu muşmulanın ham halini yediğin zaman suratın böyle bir şeye dönüşüyor ya işte o muşmula surat da oradan geliyor. Bak. Krema gibi. Oha harika. Evet, ezmem hazır. Bir parçası bile ziyan edilemez bunun. Normalde bunu ısıtırsın. Isıttıktan sonra biraz soğutur, bal koyar. Balla güzel harmanlar. Bir kavanoza koyarsın. Sabahları mesela kahvaltında al güzel ekmeğine sür ye. İstersen de kaşık kaşık ye. Burada zaten fazla yok. Ben bunu bir ya da 2 güne bitireceğim için herhangi bir küflenme, bozulma oluşmayacaktır. O yüzden bunu böyle tüketebilirim.
Şimdi diğer işimize geçelim. Evet, şimdi hazır şu osuru kurması diye daha önce Instagram hesabımda da paylaşmıştım. Şu meyveyi göstermek istiyorum sana. Bu bir hurma çeşidi. Osuru kurması zaten deniyor. Aslında kara hurma. Buranın yerli yabani hurmasıdır bu bölgenin. Hafif kurumaya başladıkça böyle kararmaya başlıyor. Ve içindeki o burukluk gidiyor. Acayip tatlı bir meyve haline geliyor. Osuru kurumasının denme sebebi çok fazla gaz yapmasından dolayı. Aslında gaz yapması kötü bir şey değil. Sindirim sistemini düzenliyor. Gerçekten çok güzel bir atıştırmalık. Eğer bunu tatmadıysam muhakkak tatmanı tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim diğer işimize. Evet, iş diyorum. Çünkü çalışmanın en büyük amacı beslenmektir. Evet, bu kivileri direkt böyle yiyebilirim ama ben bir de kuru olarak seviyorum. Hatta çıtır çıtır cips haline de getirdiğim oluyor. Şimdi nasıl kurutacağını göstereceğim. Zaten biliyor da olabilirsin. Basit bir yöntemle sana nasıl kurutabileceğini göstereceğim şimdi. Öncelikle bunun kabuğunu soyuyorsun. Soyacakla soyarsan daha iyi olur senin için. Küçük dilimler şeklinde. Biraz daha soyayım. Nereye dizdiğimi göstereceğim sana. Hem bir yandan da bir şey söylemek istiyorum. Burada ne işlerle uğraştığımı soranlar olabiliyor. Çay tarımı yaptığımı genelde herkes biliyor zaten. Çay tarımının dışında da böyle bahçemdeki meyvelerle ilgilenirim. El işleri varsa el işlerini yaparım. Bahçelerin bakımları vesaire bir sürü iş vardır. Ayrıca bunlar da benim için bir iştir. Neden? Şehirde çalışıp yaşayan bir insanı düşün. Tüm gün çalışır. Kazandığı parayla akşam eve giderken bir meyve kurusu almaya gider. Kuru yemiş almaya gider. Ne bileyim bir meyve almaya gider ya da. Ne yapar? Kazandığı parayla bunu sağlamaya çalışır. Ben ise buna vakit ayırıyorum. Meyvemi topluyorum. Bunları ayıklayıp istifliyorum. Ve istediğim zaman bunları yiyebiliyorum. Ya satın almıyorum. Senin başka bir işe ayırdığın vakti ben bunu ayırarak bunu kendim yapıyorum. Aslında özünde herkes ekmeğinin peşindedir. Yaşamanın zaten çok unsuru yoktur. Beslenme, barınma ve ısınmadan oluşur. Diğer olabilecek tüm ihtiyaçlar dediğimiz şeyler artık lükse kaçıyor. Çünkü onlarsız yaşayabiliriz ama biz beslenmeden yaşayamayız. Biz barınmadan yaşayamayız. Ya da ısınmadan hayatta kalamayız. Ya da sıcaklık olmadan, ateş olmadan yemek yapamayız. Ancak öyle güzel bir dönemdeyiz ki lüks ihtiyaçlarımızı dahi ihtiyaçmış gibi görebiliyoruz. Şehirdeki insandan farkım ne oluyor benim? Bütün bunları kendim yaptığım için el becerim artıyor. Bilgi ve tecrübem artıyor. Ve buradan edindiğim bilgileri başka şeylerde de uygulayabiliyorum. Yani bir nevi ufkum genişliyor. Burada kullandığım bir tekniği başka bir iş yaparken de kullanabiliyorum. Bu meyveleri nasıl kuruyacağını biliyorum. Mesela bu meyveler şu an soyduğum için, şimdi soymadan kurutmaya kalksam kabuğuyla birlikte direkt şöyle kurutamam bunu. Çünkü bunda bir katman var ve bunu böyle kurutmaya bıraktığım zaman içindeki sudan dolayı bakteri üremeye başlar, küflenmeye başlar. Ancak böyle soyduğun zaman bunu hava aldırıyorsun. Bir nevi dışındaki o zarı patlatıyorsun artık. Bu hava aldığı için, oksijenle birleştiği için hızlıca kuruyor ve bakteri üretmiyor. Bunları güneşe koyup kurutacağım. Her şeyi güneşe koyup kurutamazsın. Mesela yaprakları, mesela çay yaprağını. Çay yaprağını direkt güneşe koyup kurutmaya kalksan dışında bir hücre zarı var. Aynı bu meyvedeki gibi bir kabuk var onda da, bir zar var. O zarın içindeki o su güneşte ısınarak bitkiyi yakabiliyor. O yüzden onun o zarını patlatmak için önce soldurup elinde ovuşturarak zarını patlatırsın ya da sıcak suyun içine sokup çıkartarak dışındaki hücreyi patlatarak, hücre zarını patlatarak iç kurumayı sağlıklı bir şekilde sağlayabilirsin. Bak, bunların hepsi bilgi ve tecrübeden geliyor. Şimdi mesela yaprakları nasıl kurutulabileceğini biliyorum. Ve bu bilgimi bütün yapraklara nasıl uygulayabileceğimi de biliyorum. Mesela meyveleri nasıl kurutmam gerektiğini, güneşe koyup koyamayacağımı, bunların hepsini biliyorum. Bunların hepsi deneyimle geliyor. Ancak şehirde yaşayan insan, bunu kötülemek için demiyorum elbette. Ancak ne yapsın, o da bir şekilde işinin gücünün peşinde. Bunları bilecek ya da deneyimleyecek vakti bulamıyor. O sadece parasını kazanıyor ve bunları hazır bir şekilde bunlarla ilgilenen, yapan insanlardan satın alıyor. Ancak şu bir gerçek, benim bunu kendi ellerimle yapıp yediğimin tadını kimse alamaz. Gerçekten emek çok başka bir şey. O yüzden burada yaptığım her şey benim için bir iş. İşimi de güzel şekilde, doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet, bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi sana nereye dizdiğimi ve ne yapacağımı söyleyeyim. Evet, burada bir telim var benim. Paslanmaz çeliktir. Meyvelerimi dilim dilim böyle dizeceğim. Daha sonra da güneşe koyacağım ve güneşte bunları kurutacağım. Şu anda güneşte bulutlu civarında bir hava var. O yüzden bir günde kurutamayacağım muhtemelen. Sıcak esinti ve güneş olsaydı muhtemelen bir günde kuruyacaktı. Ancak ben bunu tabii
Akşamüstü içeri alacağım. Sobanın üstünde bir yerim var. Soba yakıyorum. Oraya koyacağım. Ve muhtemelen yarına kadar hazır olacak. Sen nasıl yapabilirsin? Fırınlarda kurutma özellikleri var bildiğim kadarıyla. Eğer yoksa bile 100 dereceye ayarlarsın sıcaklığını. Bir yağlı kağıdın üzerine serebilirsin. Ya da tel varsa telin üstüne serebilirsin meyveleri. 15-20 dakikada bir de kapağını açıp içindeki o buharı çıkararak kurutma işlemini sağlıklı bir şekilde yapabilirsin. Nasıl anlayacaksın kuruduğunu? Az çok anlarsın zaten. Belli bir şeyden sonra sertleşmeye, o sulu hali gitmeye başlıyor. Onu anlayacaksındır muhtemelen. Kiviyi herkes sevmez ama ben bayılırım. Evet, ben şimdi bunları bir an önce soyayım, dizeyim ve ondan sonra artık şu masa başı işlerinden bir kalkayım. Fark ettiysen masa başına oturduğundan beri hepsi beslenmeyle alakalıydı. Şimdi diğer işlerimize geçeceğiz. Acaba ne işim kaldı şu anda? Bakmam lazım da. Evet, soya fasulyesi tamam. Hurmaları topladım tamam. Muşmula ezmesi tamam. Kivi kurutma tamam. Çay yollarını düzeltme işi var. Hadi ona geçeriz. Dediğim gibi daha önce bahsettim zaten. Çay yollarını düzeltmeye geçeceğim. Bir an önce bunları halledeyim istiyorum. Evet, bunları dizdim. Güneşe koymadan önce şurada biraz kivi yemek istiyorum. Evet, kivinin bir sürü yeme şekli var. İster ortadan kesersin, kaşıkla yersin. Ya da şöyle açarsın. Oh. Meyve yerken kendimi kaybediyorum. Direkt kabuğuyla da yiyebiliyorsun biliyorsun. Kaç tane kivi yedim ben? Hadi şunları güneşe serelim. Gördüğün gibi güzelce dilimledim ve güneşe doğru bıraktım. Akşama kadar güneş alsın, sonra içeri alacağım onları. Şimdi çay yollarını düzeltme zamanı. Evet, artık masa başı işlerim bitti. Şimdi biraz daha aktif çalışacağım. Bedensel aktivitenin olacağı işe geçeceğiz. Biliyorsun ki ben çay tarımıyla uğraşıyorum. Bilmiyorsan da şu an öğrendim. Çay tarımı yaparken şu an çay hasatları zaten bitti. Senede 3 kere olur ve yaz sezonunda olur. İlkbaharın sonlarında ve sonbaharın başlarına kadar devam eder. Tabii bu çay sadece toplamakla, çay hasat etmekle bitmiyor. Çayın bir de budanması, düzeltilmesi gibi bir sürü işi var. Gübrelenmesi gibi. Şimdi ben çaydaki bu yolları düzeltmeyi düşünüyorum. Çünkü çay taşırken zorluk çıkarabiliyor bize. Bacaklarımız takılabiliyor ağır taşırken. Bacaklarımızı açarak yürümemiz gerekebiliyor. Çünkü 80 kiloya kadar neredeyse ağırlıkları taşıyoruz. Bir de düzenli ağırlık değil bu. Sırtında taşıdığın kocaman bir bez oluyor genelde. İşte şu yollar. Bu ana yolları daha doğrusu. Bende olan bir motor var. Şurada. Timsah ağız dediğimiz. O motorla güzelce kenarlarını açacağım. Ve buradaki yolu genişleteceğim. Daha yürünebilir bir hale gelecek. Şimdi o işe geçmek istiyorum bir an önce. Ama tabii bu süreci yukarıdan izleyeceksin. Evet, hazırsan başlayalım. Gördüğün gibi işte çaylıkların yollarını bu şekilde açtım, genişlettim, biraz daha ferahlattım. Burada yürüyüşlerimiz biraz daha kolay olacak. Şimdi gel bir yürüyelim ilk yaptığım yere. Ha, öncelikle şu makineyi göstereyim sana, belki merak edersin. Bak, buna timsah ağız deniyor. Daha önce bu dişleri görmüşsündür. Hani tıraş makinesinde olduğu gibi aynı o mantık. Bunların ikisi hareket ediyor. İki tane diş var burada. İkisi hareket ederek şöyle arasına geçen her şeyi kesiyor. Bayağı şu çay çalılarını kesebiliyor yani. Daha kalınlarını hatta. Oldukça güçlü bir makine. Genelde zaten burada çay keserken bunu da kullanıyorlar. Çayların budanması var. Kökten budanması. Bir 5-10 santim kadar bırakıyorsun ve üstünü komple keserek yenileme budaması yapıyorsun. Yani çay bitkisini biraz yeniliyorsun. Neyse, gel şimdi şu yolu göstereyim. Koridor gibi oldu.
gayet güzel, geniş. Buradan rahat rahat çıkılabilir, dolaşılabilir. İşte böyle. Evet, sandığımdan çok yordu bu iş beni. Kolay değil, elinde bir tane motor var ve dakikaları ilerledikçe ağırlığı artıyor. Muhtemelen 4 kilo civarıydı ama o ilerleyen süreçte tabii 6-7 kilo olmuştur herhalde o kolumda. Yordu. Şimdi ufak bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra da şu odun işine geçmeye çalışacağım ve işimi bitireceğim bugün. Şimdi arazinin aşağı kısmına geçiyorum da şu kivilere baksana. Solmaya başlamışlar. Bu akşam da sobanın üstüne koydum mu herhalde güzel olur. Evet. Yanımda bir tane ağaç motoru, bir tane de burada tahra diye geçen tahra aldım. Tahra. Tabii başka yerde başka bir ismi olabilir ama burada tahra diyorlar. Anneannem daha doğrusu öyle diyor. Şimdi odun işine geçeceğim. Ağacı keseceğim ama tamamını taşımayacağım. Taşıyabileceğim kadar bugünlük. Çünkü onu kesip hemen yarıp dizmem gerekiyor. Ardından da daha ikindi olmadı. İkindiye kadar bu işi halledersem ikindiden sonra da yemek yapımına geçeriz. Yemekte tahminimce pizza var. Hamurun her şeyini ben yapacağım. Arazinin alttaki ormanına doğru gidiyorum. Malın aşağısına inecektim daha da. Ancak şuradaki kızıl ağaçları ikisini de alabilirim. İki kızıl ağaç var burada. Kızıl ağaçlar burada genelde kendi kendine oluşur. Tohumları uçuşur ve büyür. Sadece odun için kullanılabilir. Ben oymaya da kullanmıştım ama çok fazla tüyleniyor. Ya meyvesi de yok zaten. O yüzden arazide bulunan yakacak olarak kullanabileceğim en böyle lavlı odun. Çok hızlı lavlanır, çabuk geçer ama. Bir gürgen gibi böyle ağır ağır ya da ısıtı ısıtı gitmez. Bu bir anda vurur geçer. Ancak güzel bir odun tabii. Şimdi onu mu keseyim ikisini de. Daha sonra ayıklayıp yukarı taşınacak duruma getireceğim. Bunu tek parça olarak böyle çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Evet, diğer parçaları alayım. Bak gördüğün gibi bayağı dipten aldım. Hatta biraz daha dipten alabilirim. Hiçbir parçayı ziyan etmek istemiyorum. Zaten oradan tekrar büyümeye devam edecek. Ama o kalın parçayı da almak istiyorum. Önce şu inceleri bir ayarlayayım. Bu inceler ziyan olmayacak. Bunların hepsini bağlayıp burada bırakacağım. Daha sonra daha müsait bir günümde gelip o inceleri de alıp doğrayacağım. Şunların hepsini toplayacağım şimdi buradan. Gördüğün gibi bütün alabileceğim, toprağa değmeyecek şekilde alabileceğim tüm parçalarını aldım. En ufak parçasını dahi ziyan etmek istemedim. Çünkü bu ağaç gerçekten kolay yetişmiyor. Toprağa yakın kısımlarını bıraktım çünkü bu tekrardan sürgün vermeye, filiz vermeye devam edecek. Mesela bir iki sene sonra tekrardan buradan odun alabileceğim. Eğer bir canlıyı kesiyorsak ya da öldürüyorsak, yiyeceksek, ondan faydalanacaksak en ufak şekilde israf etmemeliyiz. Ve şükürle tüm parçasını ziyan etmeden kullanmalıyız. Onun onca yıldır çaba gösterip büyüdüğü, yetiştiği, hayatta kaldığı yıllara değsin ki güzel bir amaca hizmet etmiş olsun. O yüzden elinde ne olursa olsun bak. Sadece bunlar değil. Çalışıp para kazanıyorsun. O parayı dahi kullanırken dikkatli olman lazım. Çünkü sen onu kolay kazanmıyorsun. Ve gelip geçici hevesler için kendini zarara sokacak şeylere çok fazla meyletmemeye çalış. Yaptığın her şeyin bir anlamı, bir faydası olsun elinden geldiğince. Evet, insanız, bazen bazı arzularımızı yerine getirmek için tolerans gösterebiliyoruz. Olabilir diyeyim. Yapabilecek bir şey yok çünkü insanız biz. Ancak
Elden geldikçe de o farkındalığı yakalamak gerekiyor. Ne olursa olsun elindekinin kıymetini bil. Hiçbir zaman başkasının hayatındaki şeyler gözüne toz pembe gelmesin. Eğer çok güzel bir şey varsa emin ol ardında çok büyük zorluk da vardır. Evet, ben şimdi bu parçaları taşımam gerekiyor. Dediğim gibi öncelikle kadınları taşıyacağım. İnceleri başka bir güne bırakırım. Ama hepsini bir araya toplamam lazım öncelikle. Bak, kızıl ağacı kestiğim yerde ağaç zaten kurtlanmış da. Hasta ağaç yani. Kurt onu yemeye başlamış. Şu kurtun güzelliğine bakar mısın? Bu kızıl ağaç ve yediği ağaçtan renk almış kurt. Harika renkleri var. Ve muhtemelen keserken ona biraz yara verdim. Ancak yarasını kapatmaya başlamış. Onu da gördüm. Baksana tüylü tüylü. Çok enteresan bir canlı. Evet. Kalın olanları şimdi şu parçalar da dahil. İki yol yapmayı düşünüyorum. İki yolda muhtemelen bunları götürürüm. Bir tane büyük parça var. Onu götürürken bayağı zorlanacağım muhtemelen ama deneyeceğim. Çünkü insan kendini zorlaya zorlaya gelişir. Şu ince dalları daha sonra alacağım buradan. Bu arada bir uyarı da yapmak istiyorum. Öyle kafana göre herhangi bir ağacı kesmemeye çalış. Ya büyüklerinden öğren nasıl kesilmesi gerektiği, neyin kesilmesi gerektiği. Eğer ağaç hastalık taşıyorsa ve onu iyileştiremeyecek boyuta geldiyse onu kesmende fayda var. Ama şunu unutma, o bölgede yaşayan bir sürü canlı var. O canlılar o en çok da meyve ağaçlarından besleniyorlar. Elinden geldiğince meyve ağaçlarını kesmemeye çalış. Kesmeye niyet ettiğinde de ilk yapman gereken iş o ağaçtan aşılamak olsun. Aşılayarak o ağacı çoğalt. Etrafı hatta bir tane kesiyorsan iki tane dik. O bölgede o ağaçtan o ağaç yaşamını devam ettirsin. Bu bölgede çok fazla kaybolan ata yadigarı meyve ağacı var maalesef. Ben elimden geldiğince olanları şu an çoğaltmaya çalışıyorum aşılamayla. Elinden geldikçe çok az işe yarayan ağaçları kesmeye çalış ve kullanmaya çalış. Ancak yine de kesiyorsan hiçbir şekilde israf etmeden tamamen kullanmaya çalış. Çünkü o ağacın hakkını vermek budur. Ziyan etmemek, israf etmemek. Dediğim noktalara da dikkat edersen iyi olur. Şu güzel suya bir baksana ya. Gürül gürül akıyor. Bir bak şu güzelliğe, bir bak. Şu an rüzgarın yönünden dolayı sesi gelmiyor. Ancak yukarıdaki eve kadar sesinin geldiğini bilirim. Şimdi bunları taşıma vakti. Bu işi bitirip artık bugün yoruldum gerçekten. Hani bir gün boyunca ne yapıyorsun sen diyordun. Yani çok fazla iş yapmadım ancak çok dolambaçlı işler yaptım. Bir ona bir ona bir ona. Bir yandan çekim yapmak gerçekten yoruyor insanı. Bu tarz içerikler bilmiyorum hoşuna gidiyor mu? Çok fazla istek geldi bana. Tam bir gününü çeker misin sabahtan akşama kadar diye. Bugünü ona ayırdım. Evet, şimdi odunlarımı taşıyayım. Onları keseyim, doğrayayım, yerine dizeyim. Ondan sonra da yemek yapımına geçeyim. Evet, pizza var bugün. Bakalım nasıl olacak. Ağacı taşırken en önemli nokta omuzuna denge noktasından koymak ve omuzunun kemiğinin üzerine değil de kas kütlenin üzerine koymakta fayda var. Ve taşırken de o bölgedeki kasları elinden geldiğince sıkmaya çalışacaksın. Gerçekten ağır. Şimdi şöyle bir şey. Eğer düzenli ağırlık olsa onu taşıman biraz daha kolaydır. Tutma kolaylığı olsun. Dar bir alandaki ağırlık olsa neyse ama bu 3 metrelik neredeyse bir ağaç ve sallandıkça ağırlık dengesi kayboluyor. Bunu taşımak biraz daha zorlaşıyor. Ve şu anda bak şimdi. Bak yukarı doğru çıkacağım. Rampa çıkacağım. Ve çıktıkça bu kilo ağırlaşacak iyice. Ama dediğim gibi gelişmek istiyorsan kendini zorlayacaksın. Sadece bu güç olarak değil. Neye de gelişmek istiyorsan o konuda kendini biraz zorlaman gerek. Evet, bayağı zorlanacağımı düşünürken yani çok da böyle nefes nefese kalmadım. Evet, kardiyom biraz eksik. Ancak bu bayır aşağı, bak şimdi göstereyim nereden çıktığımı. Bak şu var ya, şurada aşağıydı. O aşağıdan çıktım, eve geldim. Evet, bir anda soğuk gelmeye başladı. Hava hafiften kapattı. Serin serin de esmeye başladı. Terliyim. Dedim üstüme bir polar alayım. Evet, sepetimi alacaklarımı aldım. Bir de şu parçayı alacağım. Yukarı doğru çıkacağım.
Evet. Şimdi eve girdim. Burada mısır unu ve normal un var. Mısır unu fazla, normal un biraz daha az. Bunları bir hamur yapacağım şimdi. Tabii sıcak suyla. Evet. Ve sonunda yemeğim de hazır. Hamurla ilgili belki merak ettiğin şeyler vardır. Mayasız bir hamur. Aynı lavaş ekmeği yapar gibi. Lavaş hamuru hazırladım ama mısır unu ve normal unla karışık. Mısır unu yoğun. Sadece tuz koydum ve su koydum. Bunları güzel karıştırdım ama sıcak su koydum. Çünkü şişmesini istiyordum mısır unun. Ardından onları açtım. Önce bir ön pişirme yaptım. Ardından malzemeyi döşedim ve pişirdim. İşte durum bu. Harika gözüküyor. İki tane de ayran doldurdum. Ev yapımı kendim yapıyorum. Şimdi annem de yanımda. Birlikte bir yemek yiyelim. O sonra inecek zaten. Evet, şimdi yemeğe geçiyorum. Gerçekten bugün çok ama çok yoruldum. Bir yandan çekim yapmak, bir yandan iş yapmak. Herhalde bu son böyle detaylı vlog olacak. Bir kameraman olmadığı sürece veya bu videoları editleyecek biri olmadığı sürece bu işe herhalde kalkışamayacağım çok fazla. Daha az detaylı çekimler yaparım. Acayip ajlandım. Ha, bu yemeğe bir an önce geçeyim. Birazdan eve gireceğim artık. Önce bir istirahat edip sonra da evi toplamam lazım. Çünkü o kadar yemek yap et. O bulaşıklar yıkanacak. Ev toparlanacak. Şimdi akşamlık meyvemi alıyorum. 3 tane aldım. 2 tane de başka ağaçtan alayım. Genelde 4-5 tane yetiyor bana. Fazla almıyorum. Evde durup da böyle tatsızlaşmasın. Tadı gitmesin yani. Dalından koparmak her zaman daha iyi. Bu ağaçtan daha ilk kez yiyeceğim. Evet. Bir tane atayım ağzıma ya. Yemeğin üstüne cila niyeti. Cila olsun. Oh be. Biraz önce annemi uğurladım. Şimdi de eve gireceğim. Ama şu güzelliğe bir bak sen de. Evet, sıra bacayı tutturmaya geldi. Sabah yakaladığım soyanın kabukları. Nasıl tutuştu görüyor musun? İşte ateş başlatacağım.